peki hocam? Hani fıtık neden oluşur? Göbek mesela dediniz, en sık gördüğünüz. Şimdi fıtığı oluşturan sebepler daha çok anatomik yapıyla ilgilidir. Kolajen dediğimiz o bizim dokularımızı sıkılaştıran maddenin, kolajen dokunun daha doğrusu, dokunun oluşumundaki yahut da genetik olarak gelişimindeki bozukluktan kaynaklanan zayıflıklarla oluşabilir. Aşırı kilo almayla oluşabilir. Ağır yük kaldırmayla oluşabilir. Hamilelikte oluşabilir. Karın içi basıncını arttıran durumlarda oluşabilir. Erkeklerde prostat büyümesi sonucu idrara zorlukla gidilen durumlarda karın içi basıncı arttırılarak gidildiği için gene en zayıf noktalardan fıtıklaşmalar görebilmekteyiz. Özellikle kasıkta. Bunun dışında büyük abdeste zor çıkan kişilerde, karın içini basıncını çok arttırarak defekasyon ihtiyacını karşılayan kişilerde gene karın içi basıncı çok arttığı için fıtıklaşma görülebilmekte. Kabaca bu şekilde sebeplerini söyleyebilirim. Bir de öksürüğü unutmayalım. Kronik öksürük. Kronik öksürük de özellikle KOAH'lı hastalarda, kronik öksürük yakınmaları olan hastalarda uzun ve kronik, uzun süre ve şiddetli öksürük hallerinde yırtılmalar olabiliyor ve fıtıklaşmalar olabiliyor. Peki fıtığın teşhisini nasıl koyuyorsunuz hocam? Nasıl konuluyor? Şimdi fıtık teşhisi, hasta zaten kendisi bir kasığında yahut da göbeğinde bir şişlik hissettiği zaman bize başvuruyor. Yahut da ağrı hissettiği zaman bize başvuruyor. Muayene ile fıtık, oluşmuş bir fıtık, sizin demin bahsettiğiniz başlangıç ve patlamış arasındaki bir, oluşmuş olan bir fıtık muayene ile hekim tarafından anlaşılır. Bunun dışında görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak özellikle ultrason çok değerli bir kullanımda bulunduğumuz bir görüntüleme yöntemi ultrasonla anlaşılabilir. Bilgisayarlı tomografi ile daha da ileri gidilerek MR'la teşhis edilebilmekte. Evet, belirtilerinden bahsediyoruz hocam. İşte ağrı da olabiliyor mu bu süreçte? Tabii ki. Özellikle ilk zamanlarda o yırtık çapı küçük olduğu için oraya giren bağırsak daha çok sıkışarak ya da karın içindeki omentum dediğimiz yağlı doku oraya sıkışarak daha çok ağrıya sebep olur. O delik biraz daha büyüdüğü zaman ağrı azalır. İşte o zaman da ihmal başlar. Hasta nasıl olsa ağrımıyor diye fıtık iyice böyle belirgin hale gelinceye kadar ihmal eder eder. Sonunda diyelim ki erkeklerde testis torbasının içini dolduran bağırsaklarıyla dolu olmuş. Neredeyse bir kavun büyüklüğünde, karpuz büyüklüğünde fıtıkla gelen hastalarımız olmakta. Tabii burada erken teşhis çok önemli. Tabii erken teşhis konulduğu zaman yapılan işlem daha basit bir işlem oluyor. Hastaya daha az külfet oluyor. Bize de daha az yorgunluk veriyor bu durum. O nedenle erken teşhis önemli. Bunda da her hastalıkta olduğu gibi. Erken tanıdan sonra tedavisi de daha kolay oluyor.